ebelikle hemşirelik arasında genelde bize hep hemşirelik sorusu geliyor. Katılıyor musunuz? Ebeliği bilmiyor galiba arkadaşlar. Katılıyorum. Değil mi? Bana gelen sorularda da hemşirelik, ebelik henüz öyle bir kelimeye denk gelmedi. Evet, gerçekten hemşirelik soruluyor Güliz Hocam. Evet, demek ki çok arkadaşlarım bilmiyor ya da bizim de hatamız, 12 yaşındayız biz, 12 yıldır ekrandayız, çok ebelik konuşmamışız demek ki. Oysa ben görüyorum dijital medyada, sosyal medyada inanılmaz çok sayıda ebe arkadaşım inanılmaz güzel işler yapıyorlar. Kesinlikle. Mesela doğum danışmanlığı, işte suda doğum için özel grup kurmuşlar. Yani çok ciddi danışmanlık hizmetleri yapıyorlar. Evde doğumlar, sezeryan sonrası vajinal doğumlar. Yani aslında şu an ebelik bir Türkiye için konuşacak olursak bir dönüşümden geçiyor. Kaybettiğimiz o bağımsız rollerimizi yeniden kazanma yolunda. Sağlık Bakanlığı'nın da bu anlamda başlattığı bir politika var aslında. Günümüzde her iki doğumdan biri sezeryan olduğu için doğal doğumları teşvik etmenin yolu aslında ebelerden geçiyor. Sağlık Bakanlığı bunun şu an farkına vardı. Çok şükür ebeleri güçlendirmeye çalışıyor. Ebelik eğitimini önemsiyor. Ve tabii ki devlet kadrolarında ebelere de daha fazla yer verir olacak bundan sonra. Evet. Dolayısıyla dediğim gibi siz de bahsettiğiniz güzel örnekler var. Arkadaşlarımız şöyle bir sosyal medyadan ebe kelimesiyle aratacak olurlarsa bir sürü işini bağımsız olarak yapan ve takipçi sayıları da fazla olan ebe arkadaşlarımızı da görecekler. Ebelik adına tabii güzel kıvılcımlar bunlar. Evet. Umarım devamı gelir. Mesela hocam çok ilginç sevgili izleyiciler. Uluslararası emzirme danışmanı. Evet. Yani bambaşka bir şeyden bahsediyoruz şimdi. Hı-hı. Emzirme danışmanı dediğiniz zaman yani bir sürü anatomik sebeple emzirme problemi yaşayabiliyoruz. Ve bununla ilgili çözüm bulacağınız bir uzmansınız siz. Doğru Hı-hı. anlıyorum evet, değil evet, mi? Evet, evet. Yani bir sürü uzmanlık alanı çıkıyor hocam aslında. Yani ne denir ona? O da evrimleşiyor sanki. Ebelik de evrimleşiyor. Evet. Doğru mu? Yani işte ebeliğin hani dedim ya bağımsız rolleri var. Mesela gebelikte ya da tüp bebekte ya da doğum anında desteklemekle ilgili çeşitli branşlar, alt branşları ebe arkadaşlarımız mezun olunca alandaki ihtiyaca göre yönelip o taraflarda kendini geliştirebiliyorlar. Hmm. Mesela ben emzirme konusunda geliştirdim kendimi. Çünkü açığın orada olduğunu düşündüm. Akademik kadromuzda başka bir arkadaşımız var. Riskli gebelikler üzerine mesela çalışıyor. Bir diğeri zaten akademik kadromuzun bir diğeri kadın doğum hekimi. Onun zaten başlıca bir pratiği var. Böyle alanlarda aslında kendinizi hani ebelik adına geliştirmek çok mümkün. Nasıl hemşirelikte diyaliz hemşireliği, ameliyathane hemşireliği, cerrahi hemşireliği gibi alanlar var. Ebelikte de çok yakın zamanda böyle alt anabilim dallarını kurmayı düşünüyoruz. Zaten sektörde de yavaş yavaş bunlar şekillendi. İşte aslında zaten şekilleniyor. Sonra da tabii bu akademik eğitime de yansıyor. Uzmanlık alanı gibi bir şey oluyor. Hocam yakında şey gelir mi hocam? Uzmanlık sınavı gelir mi acaba? Uzmanlık sınavı? TUS gibi ya da DUS gibi. Ama ya olabilir. Uluslararası düzeyde o sertifikayı almanız için zaten öyle bir sınavdan bizler geçiyoruz. Uluslararası sertifikasyon için zaten uzmanlık sınavı gibi sınavdan geçiyor. Hemşirelerde, ama kendi içerisindeki alt başlıkları hakikaten her biri çok önemli şeylerden bahsettiniz. Biz de ebelik olarak algılıyoruz ama kendi içerisinde farklı ana dalları da var görüldüğü kadarıyla. Evet. İş dünyası çok ilginç sevgili izleyiciler. Hani işsizliği çok konuşuyoruz ya, o yüzden bu konuyu çok önemsiyorum. Hı hı. Aslında iyiseniz, donanımlıysanız işsiz kalmıyorsunuz. Bölümün hiçbir önemi kalmıyor o zaman. Yani iyi ebeyseniz, üstüne sertifika, uluslararası bir sertifikasyon programı yaptıysanız ondan sonra işsiz kalmıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey lütfen var. Lütfen buna dikkat edelim. Bir de Karatay Üniversitesi felsefe olarak şunu benimsemiş. Yani biz çokça öğrenci alalım ve çokça her sene mezun verelim. Yani nicelikten çok niteliğe önem veriyor aslında. Onu Hüseyin Hocam da çok güzel vurguladı. Mezunda aranan isimler yapmaya çalışıyor. Biz mesela ebelik için söyleyecek olursam henüz birinci sınıflarımız var ama staja çıktığımız alanlardan çok güzel geri bildirimler ve teşekkürler aldık daha birinci sınıftan itibaren. Hani bunu gururla söylüyorum. Nitelikli mezun. Evet yani hedef. İyi ebe hani bırakın sertifikasyonu uzmanlık alanlarını sadece işinizi o lisans alanınız neyse onu iyi yapıyor olmak bile çok önemli. İşte o anlamda üniversitenin büyük desteği var. Niteliğe çok önem veriyor. İyi bir eğitim almanız lazım. Kesinlikle. Zaten diyorum ben bu üniversite yolun başı daha ilk adım. Ondan sonra başlıyor esas. Evet bir anahtar bu.